Bu Peki bu kadar değerli bir ürünse bu şeker fabrikalarının şekerin satışını kim istiyor? 1970'li yıllarda haşhaşın satışını kim istiyorsa aynı insanlar istiyor. 2000'li yıllarda tütünün satışını kim istiyorsa aynı insanlar istiyor. Şekerin satışını isteyenler belli. Çok uluslu büyük firmalar, Amerikan firmaları. Yine bir sözü hatırlatmak istiyorum. Çok hoşuma gitmişti. Niğde'de Saadet Partisi'nin genel idare kurulu dedi ki ben Amerika'yı sevmiyorum. Ama dedi Amerika'yı sevmiyorum ama ben bu ülkede ülkenin varlıklarını alan, peşkeş çeken, sömüren Amerika yalakalarını hiç sevmiyorum dedi. Bir sözü daha var, onu da burada anlatmış olayım, çok ilginç. Dedi ki, bu Demirel dedi, 80'den önce komünizm var diye bizi kandırdı, CHP'yi öcü gibi gösterdi. Şimdi biri çıkmış, Kılıçdaroğlu diyor. Ey Kılıçdaroğlu diyor ya, hatırlıyorsunuz. Ey Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu senden daha milli, daha yerli, vatanın milletine, değerlerine daha bağlı dedi. Bunu da Saadet Partisi Genel İdare Kurulu'nu anarak burada söylemiş olalım. Bir de şeker fabrikaları zarar ediyor değerli arkadaşlar. Bakın şeker fabrikalarının zarar ettiği tamamen yalan. Toplam 33 fabrika var. 25 fabrikası devletin. 8 fabrika özel. Bu nasıl zarar etmiş? Alpurlu'da arkadaşlarımız var, belediye başkanlarımız var. Tekirdağ belediye başkanımız var. Kırklareli'den gelen dostlar var. Alpurlu Şeker Fabrikası geçtiğimiz yıla kadar çalışmıyordu. Doğru mu? Çalışmıyordu. Yine Ağrı çalışmıyordu. Susurluk Fabrikası çalışmıyor. Ve Samsun çalışmıyor. Eğer bunlar çalışan fabrika kar eder mi? Bakın fabrika çalışmıyor. İşçiye maaş veriyorsun. Güvenliğe maaş veriyorsun. Yakıtın var devam ediyor. Ve zarar ediyor diyor. Aslında bu fabrikaları çıkarırsak toplam 60 milyon kar ettiğini görürüz. Ayrıca eğer zarar ediyorsa her gün araç geçişli garanti vermiş olduğun Osman Gazi Köprüsü dünya kadar zarar ediyor. Onu kapat. Veya üçüncü köprü araç garantisi zarar ediyor diye köprü kapatılır mı? Şehir hastaneleri kapatılır mı arkadaşlar? Zarar ediyor diye. Ayrıca bakın bir İsmail Ağa var. İsmail Ağa tanıyor musunuz? İsmail Ağa var, kadın düşmanı. Hatırladınız mı? O İsmail Ağa başka şeylerin de düşmanı. Diyor ya, efendim, kendiyle ilgili odasına 100 bin dolarlık halı yaptırmış. Efendim diyor, kadın düşmanı, evet, kadın düşmanı. İtibarın diyor, itibarla ilgili harcamanın diyor, miktarı sorulmaz diyor. Bu adam odasına 100 bin dolarlık halı yaptırdı. Kendi korumaları için almış olduğu aracın fiyatı tam tamına 3 milyon lira. Bu İsmail Ağa'nın başka özellikleri de var. İsmail Ağa'nın başka özellikleri de var. Bu onlarca araçla geziyor. Ona birazdan geliriz herhalde. Bu İsmail Ağa kadın düşmanı, sadece kadın düşmanı değil. İsmail Ağa kendi ifade ediyor. Laikliğin düşmanı, Cumhuriyet'in düşmanıyım diyor. Biz de buradan söylüyoruz duyuyorsa, biz de laikliğe kim düşmansa, Cumhuriyet'e kim düşmansa, Atatürk'e kim düşmansa ona karşıyız biz de. Yine birkaç rakam vereceğim. Birkaç rakam daha vereyim. Bu fabrikaların 13 günlük iddia edilen zararı sarayın 13 günlük masrafına eşit. Sarayın 8 odasını satarsanız şeker fabrikalarının bütün zararını karşılarsınız. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim.
hani bir yandaş iş adamları var, milletin millete küfreden, biliyorsunuz değil mi? Millete küfreden o iş adamlarının 4 yılda affedilen vergi borcu tam tamına arkadaşlar 4 milyar. Yani şeker fabrikalarının 142 yıllık zararına eşit. Eğer zararsa buraya bak. Zararsa buraya bak, maalesef ülkeyi, insanları kandırarak, bir manipüle ederek kendi yaptıkları yanlışın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bir daha söylüyoruz, şeker fabrikasının zarar ettiğini kim söylüyorsa yalan söylüyor, ona da yazıklar olsun diyoruz. Peki. Hemen topu toparlıyorum. Değerli arkadaşlar, bakın ne diyor başbakan? Bu fabrikalar çalışacak diyor. Bugün Erzincan milletvekili diyor ki, efendim diyor, bu fabrikalar diyor satılmayacak, özelleşecek diyor. Hani bunlar, bakın bunlar acayip manipülasyon yapıyorlar. Ne yapıyorlardı bunlar? Bunlar aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Hani Öcalan'la görüşüyorlardı Kimle görüşüyorlardı? Adayla. Öcalan'la görüşüyoruz, adayla görüşüyoruz diyorlardı. Peki Kandil'deki PKK üst düzey yöneticileriyle görüşüyorlar. Kimle görüşüyoruz diyorlardı? Kandil'le. Yani Allah aşkına hiç insan adayla dağla konuşur mu? Şimdi diyor ki, bak aynı şeyi söylüyor. Yine bunlar çok usta. Öcalan'la biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyoruz diyorlar. Duble yollar AKP yapıyor. Öcalan'la görüşmeyi kim yapıyor? Devlet yapıyor. Bugün Erzincan milletvekili diyor ki, efendim satılmayacak diyor. Özelleşecek diyor. Değerli arkadaşlar, bakın başbakan diyor ki özelleşecek, çalışacak diyor. Geçmişte et balık özelleşti, çalıştı mı? Tekel özelleşti, çalıştı mı? Seka özelleşti, çalıştı mı? Yem fabrikası özelleşti, çalıştı mı? Hayır. Bunlar ne oldu biliyor musunuz? Et balık özelleşti, eti ithal ediyoruz. Tekel özelleşti, tütün ithal ediyoruz. Seka özelleşti, kağıt ithal ediyoruz. Yem fabrikalarını özelleştirdik. Utanılacak bir durum ama samanı ithal ediyoruz. Şimdi bakın bir şey daha söyleyelim, bunu bilmeniz açısından söylüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 devrim dediği bir şey var. 3 devrim. Birisi ne? Şeker. Kapatılıyor. Diğerleri ne? Birisi pamuk, diğeri un. Son 1 yılda kapatılan un fabrikası sayısı tam tamına 60. Buğdayı ithal ediyoruz. O Atatürk'ün 3 devrim dediği pamuğu ithal ediyoruz. Yakında şekeri ithal edeceğiz. Ve maalesef Türkiye teslim olacak. Son olarak hemen bir şey daha açıklamak istiyorum. Bu Sağlık Bakanlığı var biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Hani geçmiş yıllarda bu Sağlık Bakanlığı TC'yi kaldırmak istedi. Türkiye Cumhuriyeti olmasın dedi. Hatırlıyor musunuz? TC. Buradan özür dileyerek aklıma gelmişken sorayım. Allah aşkına bu Türkiye Cumhuriyeti TC, bu TC'yi kaldırmak isteyenlerin neresine batıyordu? Hangi... Bunu meclis kürsüsünde söylediğim için burada da söylüyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olanlar, TC'den rahatsız olanların neresine T mi batıyordu, C mi batıyordu? Bunu hakikaten merak ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu Sağlık Bakanlığı burada eğer görebilirsek Ocak ayında iki rapor var. Ocak ayı raporu. Bakın eğer Ocak 2018 raporu. Bu da Ocak 2019 raporu. Bakın Ocak 2018'de diyor ki N5'e zararlı diyor. N5'e karaciğer kanseri yapar diyor. Obezite yapar diyor. Meme kanseri yapar diyor. Bir de kısırlık yapar diyor. Hani 3 çocuk iddiası var ya. Kısırlık yapar diyor. Mart 2018'de değerli Tekirdağlılar, bakın Mart 2018'de bu iddialar yarı yarıya azalıyor. Nasıl azalıyor? Çünkü Kargil'in raporu neticesinde N5'nin oranları düşürülüyor. Bir şey söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Lütfen sizden rica ediyorum, bu nişasta bazlı şekere, N5'e bu ismi takmayın. Bu sentetik zehir olan, yapma zehir olan, çocuklarımızın, bebeklerimizin düşmanı olan bunun ismi sentetik zehirdir. O sadece bu zehiri güzelleştirmek için nişasta bazlı şeker denilmiştir. Bizim konuyla ilgili 3 talebimiz var. Talebimizle gittiğimiz her yerde söylüyoruz.
Birinci talebimiz derhal bu şeker fabrikaları satış durmalıdır. Eğer satılır ise 2019'da ülkeyi yönetecek olan Cumhuriyeti savunanlar, demokrasiyi savunanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni savunanlar o özelleştirilen fabrikalar alacaklar. Derhal geri sahiplerine teslim edecekler. Onu buradan ilan ediyoruz. Çok teşekkürler Sayın Ağbaba.